Bir de Mayıs ayında Hıdrellez var. Bunun içinde önemli ritüeller var. Nedir tarih ve neler yapılması gerekiyor? Hıdrellez'e senelerdir ben çok önem veriyorum. Ayrıca şunu ifade etmek isterim ki Yüce Yaradan bize irade vermiş. Ve Türk İslam kültüründe astronomi, astroloji, ilmi felek çok önemliydi. Bir işe, bir ilişkiye başlarken hayırlı zamanları takip etmek diğer zamanlara göre daha az zorlanıp arzularımıza kavuşmamızda yardımcı olacak bize. Hıdrellez de tüm mitlerde, Türk İslam kültüründe Anadolu'da çok çok önemli bir yere ait. Özellikle Hızır ve İlyas peygamberin buluştuğu özel günde Kehf suresini okumakta fayda var. 3 kez, 7 kez, 21 kez bunu mutlaka okuyalım. Ayrıca ateşten atlamak. Tabii ki doğaya ve canlılara hiçbir şekilde zarar vermeden, çünkü doğa imtihanımızı çok ağır bir şekilde ona verdiğimiz zararı aldı bizden. Nazardan, negatif enerjilerden arınıldığına inanılarak 3 kez ateşin üzerinden atlanır. Aynı zamanda yine Türk kültüründe Hıdrellez günü, yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece yoğurt mayalamak, arınmaya, bolluğun, bereketin artmasına niyetle aile halkıyla paylaşıldığında stresli enerjilerden ve bereketi engelleyen her türlü etkenden uzaklaştırıldığında fayda gösteriyor. Tabii ki Hıdrellez keselerimiz. Ben Hıdrellez keselerini, semboller çok çok önemli. Her yıl şöyle yakından da göstereyim. O yılın gerçekleştiği gündeki gezegen sembolleriyle doğal taşlarımız ve tabii ki vazgeçilmezimiz tarçın çubuğumuzla sizinle de görsel olarak paylaşırım, izleyicileriniz evde de hazırlayabilirler. O gün bunları hazırlayacağız. 5 Mayıs gecesi evimizde herhangi bir çiçeğimiz varsa çiçeğimizin yanına bırakacağız, tamamen pozitif cümlelerle. Gelecek bir zamanı aktarmadan, geçmişe takılıp kalmadan Hızır ve İlyas peygamberin yaşamlarını, evlerini ziyaret edenlerden olmak arzu ve niyetiyle keselerimizi koyacağız. Ertesi sabah alacağız, mutfağımızda veya evimizin girişinin kuzeydoğu yönünde bir sonraki sene değiştirmek üzere keselerimizi muhafaza edeceğiz. Ama bazı çalışmaları yaparken bunun mitlerce kabul edilmesi, yazma eserlerde olmasına da izleyicilerimiz özen göstersinler. Çünkü maalesef bilgi kirliliği aldı başını gidiyor. Hatta bu ayın 9'unda 10'unda Hıdrellez gerçekleşecek diyenler var. Yüzyıllardır kadim bilgiler değişmez. O yüzden 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece bolluk, bereket, aşk, huzur, atalarımızın bizi yoran karmalarından niyetle bolluğun, bereketin iş hayatımızda, duygusal hayatımızda etkili olmasına niyetle Yüce Yaradan'la pazarlık etmeden uygulamalarımızı yapıp berekete talip olalım.